Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle radyoaktivite konusunu birlikte ele alacağız. E, sınava az kaldı ben de elimden geldiği kadar sizlere destek olmaya yanınızda bulunmaya çalışıyorum. Başlayalım videomuza. Radyoaktivite arkadaşlar bir kere atom çekirdeğinin parçalanması ya da birleşmesi sonucunda açığa çıkan enerji nükleer enerji denir ve ülkemizde Mersin Akkuyu'da nükleer enerji tesisi yapılmaktadır. Yani şimdi Artık sözel sorulara da ben size hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden böyle bilgilere de değindim. Radyoaktivite atom çekirdeğinin tanecik, alfa ve betaya tanecik deniyor. Çünkü alfa helyum taneciğidir, beta da elektrondur. Tanecik ya da gama ışınması yaparak parçalanmasıdır. Çekirdeğin parçalanması olayı radyoaktivite deniyor. Bu parçalanma sonucunda tabii ki ortaya bir enerji açığa çıkıyor kendiliğinden veya bir dış etkiyle bozunuma uğrayabilen çekirdeklere radyoaktif çekirdek kendiliğinden olursa tabii ki doğal radyoaktiflik dış etkiyle olursa da yapay radyoaktiflik deniyor. Bazı tanımları bilmenizi istediğim için bu sayfayı hazırladım. Radyasyon enerjisinden nükleer santrallerde elektrik üretimi ve tıpta görüntüleme Teşhis, tedavi amaçlı yararlanılırken jeoloji ve arkeolojide de karbon tarihleme. Bu da işte mesela bulunan bir şeyin kaç yıllık olduğuna dair hani karbonun yarı ömründen yola çıkarak bulunan tarihi eserin ömrüyle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Karbon tarihleme deniyor bu olaya. Bu arada radyoaktivitenin içerisinden yarı ömür falan onlar kaldırıldı. Bazı formüller de kaldırıldı. Hani şu videoyu dinlediğinizde radyoaktivitenin yeterli şeyini öğrenmiş olacaksınız. Fiziksel ve kimyasal tepkimelerle radyoaktifliği birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Yani fiziksel, e, kimyasal tepkimeler daha böyle basit düzeyde tepkimeler. Bu radyoaktiflik olayında çekirdek parçalanıyor. Bambaşka bir çekirdek ortaya çıkıyor. O yüzden kütle korunumu falan gibi şartları bunda aramayacağız. Kütlenin bir kısmı tepkime esnasında enerjiye falan dönüşüyor. Bundan dolayı kütle korunumu şartı aranmaz. Bu tepkimelerde çok fazla enerji açığa çıkar. Şimdi radyoaktif bozulmalar diye bir başlık attık. Proton ve nötrona nükleon denildiğini biliyoruz değil mi gençler? Yani kütle numarasını oluşturan proton ve nötrona nükleon deniyor. Bozulmalarda nükleon sayısı korunur. Nükleon sayısını koruyacağız. Çekirdek çapı büyüklüğü 1 fermi. 10 üzeri eksi 15 metre olarak buraya bir not düşmüşüz. Çok da gerekli aslında değil. Şimdi gençler biliyorsunuz ki kütle numarası A ile gösteriliyor. Atom numarası Z ile gösteriliyor. Fakat atom numarasıyla nötron sayısının toplamına kütle numarası yani nükleon sayısı deniyor. Ve çekirdek tepkimelerinde nükleon sayısını koruyacağız. Gelelim artık... Radyoaktif bozunma çeşitlerine işte alfa, beta, gama gibi bozunmalar var. Bunları tanıyacağız. Bir kere alfa bozunumu dediği zaman biz aklımıza hemen helyumun 4'e 2 olan atomunu düşüneceğiz. Bu arada helyum artı yüklüdür arkadaşlar. O yüzden elektrik ve manyetik alanda falan sapıyorlar. Bunları da anlatacağım. Helyum artı yüklü bir taneciktir. Şimdi alfa bozunumu yapan bir çekirdeğin bizim bilmemiz gereken Kütle numarası nasıl değişiyor? Atom numarası nasıl değişiyor? E şimdi bunun kütle numarası 4, atom numarası ise 2 olduğu için e haliyle orijinal çekirdeğin kütle numarasında 4 eksilme oluyor. Çünkü üst tarafın korunması gerekiyor. Üst tarafın A'yı vermesi için burada 4 varsa buraya A-4 geliyor. Alt tarafında Z'yi vermesi için burada 2 olduğu için burada da Z-2 oluyor. Bu ne demektir? Alfa bozunumuna uğrayan bir çekirdeğin kütle numarası 4 azalırken proton sayısı yani atom numarası da 2 azalır olarak bileceğiz. Gelelim alfa ışımasının özelliklerine. Bu arada buna alfa ışını deniyor ama bu bir ışın değil. Yani bu bir ışık değil. Yani bunun hızı ışık hızı falan değil. Sakın gençler karıştırmayın. Bakın helyum dediğimiz bir taneciktir. Ve hiçbir tanecik ışık hızına ulaşamaz. Işık yani sadece ışık ışık hızında hareket edebilir. Alfa ışıması diye yani ışık e, kelimesi size yanıltmasın arkadaşlar. Alfa bozunumunun özelliklerini anlatıyorum. İyonlaştırıcı etkileri yüksek, bu yüzden de zararlı. Yani insan vücuduna nüfuz ettiği zaman insanın yapısındaki hidrojen e, atomlarının falan içerisindeki elektronları iyonlaştırarak vücuda zarar verebilir hızı ışık hızının 1 bölü 10'u kadardır. Yani bunu yazmamın nedeni tamamen sizin alfanın bir ışın olmadığını inanın diye. Yani bunu artık bilinçaltınıza bu yerleşsin diye. Işık hızının 1 bölü 10'u civarında hızı var. Artı yüklü olduğundan alfa ışını artı yüklüdür. Elektrik ve manyetik alanda sapar gençler. Yani artı yük nasıl sapıyorsa o da öyle sapar. Mesela burada örnek veriyorum. Yukarıda artıların olduğu Aşağıda eksilerin olduğu bir levha olsun. Burada elektrik alan nereye doğrudur? Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var. Örnek veriyorum. Böyle, değil mi? Sizin alfa ışınınız böyle geldi diyelim. Düz gitmek istiyor. Düz gidebilir mi? Gidemez. Çünkü kendisi artı yüklü olduğu için yukarıdaki artı onu iteceği için bu böyle sapar. Bunu demek istiyoruz. Elektrik ve manyetik alanda sapar. Zararlı ışındır. Fakat kolay durdurulabilir. Yani alfa ışınını gençler bir kağıtla bile durdurabilirsiniz. Fakat gama ışınını ya da beta ışınını daha zor durdurursunuz. Diyorum ve artık beta bozunumuna geçiyorum. Gençler beta bozunumu ikiye ayrılıyor. Beta eksi ya da beta artı şeklindedir. Beta eksi elektron sıfıra eksi bir şeklinde gösterilir. Beta artı da gördüğünüz gibi sıfıra artı bir şeklinde gösterilir. Alfaya göre giricilikleri daha yüksek. Çünkü daha enerjik, daha hızlılar bunlar. Daha hızlılar. Daha zor durdurulabilirler. Ama yine de öyle fazla da zor durdurulamıyorlar. Yani bir gama ışını gibi çok zor durdurulamıyorlar. Kolay durduruluyorlar. Beta ışıması yapan çekirdeğin kütle numarası değişmez. Çünkü bakın yukarıda ne var? Sıfır var. Sonuçta siz elektron sıfıra eksi bir yazdığınız zaman nerede değişim yaşanıyor? atom numarasında bir değişim yaşanıyor değil mi? Kütle numarasında bir değişim yaşanmıyor. O zaman biz bir çekirdeğin yaptığı ışıma sonucunda kütle numarasının değişmediğini anlarsak ne diyeceğiz? Bu diyeceğiz beta ışıması yapmış olabilir diyeceğiz. Fakat atom numarası ya bir artar ya da bir azalır. Hangisinde bir artar? Eksi bir yaparsa bir artar. Yani beta eksi yaparsa bir artar. Çünkü eksi birini verdiği için onu telafi etmek için atom numarası bir artıyor. Fakat beta artı yaparsa zaten artı biri burada olduğu için atom numarası 1 düşüyor. Elektrik ve manyetik alanlarda da etkilenirler. Çünkü bunlar da arkadaşlar yüklü. Artı ya da eksi yüklü olduğu için etkilenirler. Gelelim beta eksi ve beta artının tepkimelerde nasıl gösterildiğine. Şimdi bir x çekirdeği bir bozunum yaparak beta bozunumu yaparak bakın beta artı bozunumu yapmış. Dolayısıyla burası artı 1 olduğu için bunun atom numarası 1 eksilmiş. Fakat kütle numarası değişmemiş. Çünkü 0. Başka bir çekirdek ise beta eksi yapmış. Şimdi beta eksi yapan bir çekirdeğin ne olur arkadaşlar? Şu eksi şurada olacak. Beta eksi yapan bir çekirdeğin burada eksi 1 olduğu için atom numarası 1 artar. Çünkü ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Telafi etmesi gerekiyor. Yani sonuçta alt tarafın z'yi vermesi için Burası eksi 1 ise buraya z artı 1 gelmesi gerekiyor ki eksi 1 bir artı 1'i yok etsin. Ve ne olsun? Z'ler sağlansın. Yukarı taraf zaten sağlanıyor. Şimdi bizim burada atom numaramız 1 eksildi mi? Evet. O zaman diyoruz ki kütle numarası değişmeden atom numarası nasıl bir eksilir? Demek ki bir tane proton şey bir tane proton evet bir tane nötrona dönüşürse Atom numarası 1 eksilir ama kütle numarası değişmez. Hani proton nötrona dönüşünce sonuçta kütle numarasında bir değişme olmaz. Beta artışımasında olay böyle. Bakın nötron bölü proton oranı birden küçük. Bu ne demektir? Nötron sayısı az, proton sayısı çok. Nötron sayısı azsa bu arkadaşlar protonunu nötrona çevirerek kararlı hale geçer. Biliyorsunuz nötron bölü proton oranı 1'e ne kadar yakın olursa çekirdek o kadar kararlı olur. Burada ise nötron bölü proton oranı 1'den büyük. O zaman nötron fazlaymış diyorsun. Nötron fazlaysa nötronlar protona dönüşür. Bir nötron bir protona dönüşür. Dolayısıyla atom numarası 1 artar. Ama kütle numarası değişmez. Yani çekirdeklerin kararlı mı kararsız mı olduklarına nasıl karar veriyoruz? Nötron ve proton oranı 1'e yakınsa, ikisinin oranı 1'e yakınsa kararlı oluyor. Gelelim gamma bozunumuna. Alfa ve beta bozunumu gerçekleştiren çekirdek uyarılmış hale geçer. Ve çekirdek temel hale dönerken gamma ışıması yapar. Yani alfa ve beta yapan çekirdekler, ee, nasıl diyeyim size gençler, üzerlerinde bir enerji birikmesi yaşanıyor. Bu enerji birikmesini de gamma ışıması yaparak atıyor. Kesinlikle gama ışıması yüksüzdür ve yüksüz oldukları için bunlar ne elektrik alanda ne manyetik alanda falan etkilenmez. Ve arkadaşlar bu ışıktır. Gama ışıması bir elektromanyetik dalgadır. Yani ışıktır. O yüzden de hangi hızla hareket eder? Işık hızıyla hareket eder diyoruz. Evet bakalım alfa ışımasında parçacık olmadığından atom numarası ve proton sayısı değişmez. Yüksüz olduğu için elektrik ve manyetik alanda sapmaz. Işık hızıyla hareket eder. Çok giricidir. Yani durdur, durdurulması çok zordur arkadaşlar. Ancak nasıl durduruluyor gama ışınları? Kurşunla. Kurşun gibi malzemelerle durdurulabilir. Giricilikleri dediğim gibi çok yüksek. Canlılara e, zararı büyük. En zararlısı budur gama ışımasıdır. Ve gama ışıması yapan çekirdeği görüyorsunuz. Atom numarasında da bir değişme olmuyor. E, kütle numarasında da bir değişme olmuyor. Yani bir nevi çekirdek üzerindeki fazla enerjiyi ne yapıyor? Atıyor. Nükleer fisyon dediğimiz olaya geldik arkadaşlar. Bu arada bunların bir tanesi çekirdek bölünmesi bir tanesi de çekirdek birleşmesi. Bunu şöyle aklınızda düşünebilirsiniz. Arkadaşlar füzyonda Ü harfi var değil mi gençler? Füzyon. Ü harfinde iki tane nokta var. Bunlar İki iki tane atomun bir araya gelmesi şeklinde hani akılda kalabilir. Fisyonda ise tek nokta var. Tek nokta da bir ayrılmanın göstergesidir. Hani tek kalmış, parçalanmış, o yüzden tek kalmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden tanımlarını aklınızda tutmakta çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Fisyon Nötronlarla bombardıman edilen ağır çekirdeklerin parçalanarak daha hafif çekirdeklere bölünmesi olayına fisyon deniyor. Nükleer enerji santrallerinde enerji bu yolla elde ediliyor. Yani fisyon yoluyla elde ediliyor. Zaten dünyada füzyonu gerçekleştiremiyoruz. Eğer füzyonu gerçekleştirsek çok fazla enerji açığa çıkıyor. Ve bu bizim işimize çok gelir aslında. Ama füzyonun şartları çok zor ve füzyon dünya şartlarında gerçekleşmiyor. Güneşte falan gerçekleşiyor. Bundan dolayı biz füzyon yapamıyoruz. Evet bir füzyon tepkimesinin görseli var burada. Nötronla bombardıman ediyoruz uranyumu. Ağır çekirdeği baryum ve kripton oluşuyor. Daha hafif çekirdekler oluşuyor ve ortalığa 3 tane nötron açığa çıkıyor. Gençler, eğer bu açığa çıkan nötronlar kontrol altına alınmazsa ve bu nötron tekrar uranyumu uyarırsa bir daha fisyon tepkimesi gerçekleşiyor. Bir daha, bir daha ve arkadaşlar kontrolsüz bir şekilde bu fisyon tepkimeleri devam ettiği zaman işte atom bombası Ortaya çıkıyor. Yani kontrolsüz fisyona atom bombası denir diyebiliriz. Nükleer santrallerde nükleer enerji üretilirken e, kontrol altında fisyon tepkimesi yapılıyor. Bunu da bilmemizde fayda var. Gelelim nükleer füzyon olayına. Hafif çekirdeklerin birleşmesiyle büyük çekirdek haline gelmesi olayına yani birleşme füzyonda ü harfi var. 2 tane atom birleşmiş olayı var. Evet, birleşme birleşmeye deniyor. Ancak bunun için yüksek sıcaklık gerekmektedir. Yani gereğinden fazla dünya üzerinde sağlanamıyor o sıcaklık şartları. Füzyonda açığa çıkan enerji fisyondan çok fazladır. Bak bu önemli bir bilgi. Hangisinde daha fazla enerji açığa çıkıyor? füzyonda güneş diyor enerjisini bu yolla sağlar. Tepkimeye girenler çıkanlardan daha kararsızdır. Gençler şimdi bunlar mı kararlı yoksa bu mu daha kararlı? Bakın bu 2018 AYT sorusu olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bunlar kararlı olsaydı zaten bu tepkime gerçekleşmezdi. Demek ki bunlar kararsız. Kimden kararsız? Oluşturdukları helyumdan daha kararsız. Çünkü kararsız çekirdekler bu olayı yaparak kararlı hale geçiyor. Yani biz dolayısıyla helyum, döteryumdan ve trityumdan, buna trityum buna döteryum deniyor. Hidrojenin izotopları bunlar. Ee, helyum, döteryumdan ve trityumdan daha kararlıdır ki bunlar helyuma dönüşmüş. Bu bilgi işte 2018 AYT sınavında çıktı arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir füzyon tepkimesini. İşte hidrojenin iki tane izotopu bir araya gelerek helyumu ve enerji ortaya çıkıyor. Bir de nötron fırlatıyorlar bir tane. Radyasyonun canlılar üzerinde bazı etkileri var. Bunlara da değinelim. Arkadaşlar dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjiye radyasyon deniyor. Enerji miktarına göre düşük ve yüksek enerjili radyasyon olarak ikiye ayrılabilir diyor. Yüksek enerjili radyasyon atomdan elektron koparabilen, dolayısıyla atomu iyonlaştırabilen radyasyondur. Bu tür radyasyonlara iyonlaştırıcı radyasyon denir. İyonlaştırıcı radyasyon atom çekirdeğinden yayımlanıyorsa, bakın çekirdekten yayımlanıyorsa, gama ışıması, yörüngelerden yayımlanıyorsa, x ışıması şeklindedir. Yani çekirdekten yayınlandığı zaman enerjisi daha yüksek oluyor. Gamma oluyor. E, yörüngelerden yayınlanıyorsa da x ışını olarak bulunuyor. Şimdi radyasyonu böyle ayırırsak ikiye. Parçacık radyasyonu dediğinde biz neleri bileceğiz? Arkadaşlar alfa bir parçacıktı. Çünkü helyum parçacığıydı. Beta da elektrondu. Bu da bir parçacıktı. Radyasyonun parçacık türleri. Bir de nötron. Hani füzyon ve fisyon tepkimelerinde açığa nötron çıkıyordu. O yüzden bunlar parçacık radyasyonu. Fakat elektromanyetik radyasyon dediği zaman elektromanyetik dalgaları aklımıza getireceğiz. Bunlar 7 tanedir. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışını ve gamma ışını şeklinde arkadaşlar 7 tane elektromanyetik dalga vardır. Radyasyonun iyonlaştırıcı etkisi nedeniyle canlı dokular zarar görür gençler. İyonlaştırıcı radyasyon ciltteki yanıktan kansere kadar farklı hastalıklara sebep olabilir. Üreme hücrelerindeki DNA yapısına bir bozulma getirerek bedensel ve zihinsel engelli bireylerin dünyaya gelmesine neden olabilir. Biliyorsunuz Japonya'ya atılan atom bombasının hala etkileri sürüyor. Çünkü kalıtsal e, rahatsızlıklara neden olduğu için Radyasyonun yararlı etkileri de olduğu için tıpta, üretim sektöründe ve biyoloji alanında da sıkça kullanılmaktadır. Radyasyon tıpta hızlı bölünen hücrelere zarar vermesinden dolayı kanser tedavisinde de kullanılır. Yani radyasyondan insanlar e, bazı faydalanma da sağlayabiliyorlar tabii ki. Ama zararları da çok fazla. Ve bu videonun da burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.